هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ey bizlere Kur'an-ı Kerim ile hidayet yolunu gösteren, hak, hakikat ve mukaddesat uğrunda mücadele etmeyi en büyük şeref olarak lütfeden Yüce Rabbimiz, sadece sana kulluk ediyor, yalnız senden yardım diliyoruz. Hamdimizi, senamızı ve dualarımızı dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Hazreti Adem'den beri yeryüzünü şereflendirmiş bütün kutlu nebilere, Kudüs'te ayak izleri, Mescid-i Aksa'da alın terleri bulunan bütün peygamberlere ve bilhassa Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi.
İlahi ya Rabbi, azgın ve zalim bir topluluk tarafından başlatılan hayasızca bir işgale karşı bu meydanda toplandık. Zulüm ve haksızlıklar karşısındaki duruşumuza sen şahitsin. Bu onurlu ve asil mevzimizde bize güç ver. Nusretinle bizi teyit eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, mukaddes belde Kudüs bugün Siyonistlerin işgali altında büyük acılar yaşıyor. Eşi görülmemiş katliamlar yapılıyor. Yetimler yurduna dönen Gazze ve Filistin kan ağlıyor. Kudüs'e, Gazze'nin masum ve savunmasız mazlumlarına imdad eyle ya Rabbi. Allah'ım, Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya, Hazreti Süleyman'dan Hazreti İsa'ya kadar birçok peygamberin tevhid, hukuk, adalet ve ahlak mücadelesini verdiği o kutlu şehirde şimdi kan ve gözyaşı akıyor. Tüyü bitmemiş bebekler, masum çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlılar hunharca katlediliyor. Bir millet topyekün soykırıma tabi tutuluyor. İnsanı insanlığından utandıran bu tablodan kurtulabilmek için bizlere metanet ve dirayet ver Allah'ım. Amin. İlahi ya Rabbi, Müslümanlara basiret ve feraset ihsan eyle. Yüreklerimizi dağlayan bu acılardan güçlü bir vahdet, birlik şuuruna erişmeyi, hep beraber nice zaferlere ulaşmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizleri peygamberler emaneti, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya varis eyle Allah'ım. Amin. Kudüs'e sahip çıkmaktan, Mescid-i Aksa'yı savunmaktan, Gazze'nin sesi olmaktan, mazlumlara ve kimsesizlere umut olmaktan bizi geri bırakma ya Rabbi. Kudüs'ü yeniden selam ve emin yurduna dönüştürebilmemiz için bizlere yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, milletimizin ve Müslümanların geleceğine kasteden her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizleri uyanık eyle Allah'ım. Amin. Dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dirliğini bozmak isteyen hainlere karşı koyabilmek için bizlere güç ve kuvvet ihsan eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, asırlardır din-i mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında durmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimizi, kahraman ordumuzu ve tüm güvenlik güçlerimizi karada, havada, denizde, her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer eyle Allah'ım. Amin. Ya Rab, geçmişten bugüne ilahi kelimetullah için mücadele veren, başta Miracın şehri Kudüs olmak üzere vatan ve mukaddesat uğruna canlarını feda eden, Malazgirt'ten Çanakkale'ye milli mücadeleden günümüze bütün şehitlerimize ve gazilerimize rahmet eyle, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onları sevgili peygamberimizle Bedir ve Uhud şehitleriyle beraber haşreyle ya Rabbi. Cümlesini cennetinle ve cemalinle şeref yap eyle Allah'ım. Şuraya şu güneşin altında toplanmış duamıza amin diyen Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerinin yanında yer alan şu mümin kullarını kıyamet günü hiçbir gölgenin bulunmadığı o anda senin arşının gölgesi altında gölgenenlerden eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.